memnuniyetle. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi git de kendi yaşındaki çocuklarla oyna bakalım. Afiyet olsun. Ne oldu? Ne oldu ufaklık? Seninle dans etmedi mi? Sen gelsene biraz benimle. Beni dinle aslanım. Petekten uzak duracaksın. Durmazsam ne olurmuş? Fena olur. Seni uyarıyorum bak. Bütün Jackie Chan filmlerini ezbere bildim. Sahi mi? Çok korktum. Gerçekten mi? Tabii ki hayır. O zaman kavga edeceğiz. O dosyayı kaybettim diye çok korktum ya. Önemli dosyaydı. Şimdi bir saniye canım. Oldu mu? Tamam mı? Pes mi? Pes. Bırak tamam. Şimdi al. Vay. Kuzenler kaynaşmış demek. Kuzen mi? Kuzen mi? Evet. Amerika'daki Kaan amcamın oğlu Selim. Selim mi? Emre, sen ne kadar büyümüşsün. Taş şunu bileydin. İyi bir işin suyu olabilir miyim? Hadi, iyi eğlenceler. Teşekkürler. Teşekkürler sana. Hakim'in kuzenimiz çıktı ha? Hadi sana kolay gelsin. Ya ya, buradan geçme ya. Babacığım. Afiyet olsun. Canım nasıl, eğlenir misin? Babacığım, Mine bizim yeni matematik öğretmenimiz. Mine ben, Nemin oldum. Ama çocuklar herkes bana Mine der. Ben Hakan. Emre ile Yağmur'un babasıyım. Ben de Özge'nin annesiyim. Merhaba, memnun oldum. Anne. Anne bak, bu petek işte. Ne kadar güzel değil mi? Onların grubuna girmeye çalışıyorum ama çok zor. Kimseyi anlıyorlar. Hem de müdüremizin yeğeni, biliyor musun? Çocuklarıma çok güveniyorum. Hayal kırıklığına uğratmazlar diye. Çocuklara benden çok... Hadi artık gidelim. Tamam. Çocuklar da gönüllerince eğlensinler. Tamam. Tanıştığımıza çok sevindim. Ben de öyle. Görüşmek üzere. Ben de memnun oldum. Gel. Hadi, hadi çocuklar, iyi eğlenceler. Gel. Akşam evde görüşürüz. Selim, sen bizimkilerle gel. Annen de gelecekti ama onun işi çıkmış son anda. Sen bizde kalırsın. Olur Hakan abi. Ya hayat niye bu kadar acımasız ya? Sen dans etmiyor musun? Belki sonra. Bir söz alabilir miyim peki? Bana bak, görmüyor musun? İçecekler azalmış. Git yemekhaneden getir. Dünyasına gönderme iksiri. Bu da ne?
Las Vegas'a gitme iksiri. Vay be, burada bir hazine varmış gerçekten. Aklımda bulunsun. Ama benim istediğim... Bakayım. Uyku. Parantez içinde düşler ülkesine gitme iksiri. Ha, çok güzel. Uykum geldi bile. Şavşal şey, ne olacak? Seni var etene. Döndün demek. Döndün Layla. Ama şey, ben... Bana geri döneceğini biliyordum Layla. Şey, burada yalnız mısınız? Herkesi gönderdim. Biraz başımı dinlemek istedim. Layla, Layla beni affettin demek. O dünyayı terk edip bana geri döndün demek. Ama ben... Sus Layla, döndün ya. Haris, öncelikle Hakan'ı rahat bırak, ne olur. Demek bunu söylemek için geldim buraya. Hayır, şey... Gerçekten oyuncaklar dünyasına ve dünyaya zarar verecek misin? Eskisi gibi zalim biri mi olacaksın? Hayır. Eğer bana döndüysen ve beni eskisi gibi seveceksen... ...tüm bunları yapmaktan vazgeçerim Layla. Seni sevmek mi? Haris, ben Layla değilim. Değil misin? Neden saçmalıyorsun sen Layla? Şu saçma olan yüzünden öfken dinmeyecek, öyle mi Layla? Ya ben Layla değilim. Sen benim Laylamsın. Bu inadından vazgeç artık. Yoksa bana olan sevgisizliğinden dolayı öfkem büyüyecek ve tüm kainata zarar vereceğim. Bana Layla olarak burada kalırsa onun yerine insan olup dünyada yaşayabilirim. Hadi bakalım Şoker. Güzel. Anladın mı? Tüm kainata zarar vereceğim. Merhaba sevgili Layla. Sonunda prensimiz Haris'le kavuştunuz demek. Şoker. Sen de kimsin? Ben periler ülkesinden Layla'nın baş korumasıydım. Kendisi çok pişman ve size geri dönmeyi çok istedi. Ben de ona refakat ettim. Sahinde tekrar barışa yöneleceğim. Senin sevgin taş kalbimi yeniden yumuşatacak Layla. Ne güzel. Tüm kainatı kurtarmak gibi yüce bir göreviniz var. Sayın Peri. Zaten o kadar küçük bir nedenden dolayı kızım, beni terk etmeni hiç anlamıyorum Layla. Acaba haddimi aşmazsam eğer kavganızın nedeni ne olabilir sevgili prensim? Layla, seni romantik perim benim.
evlilik yıldönümümüzde 12 gül almayı unuttum diye... ...bu kadar sinirlenmenin, seni sevmiyorum diye yüzüme haykırmanın... ...ve kaçıp gitmenin ne anlamı vardı? Kadınlar. Paris. İstediğin gül olsun. Paris, şunu bil ki ben Layla değilim. Ama dünyadaki o adam yüzünden böyle davrandığını biliyorum Layla. Ama gücümü küçümsüyorsun. Çok tırsın ya. Nana, sen de inat etme. Layla'yım da gitsin. Yoksa hepimizin sonu gelecek. En önemlisi de Hakan'ı yok edecek, anlasana. Gör bak. Senin bu kaprisin nelere mal olacak. Bu çok korkunç. Şuraya bakın. Ay. Olamaz, gördünüz mü? Bir anda Nina Park yok oldu. Ay. Hemen Kulina'yı uyarmalıyız. Ay. Hadi. Çabuk alalım. Hadi çabuk gelin, gelin. Hadi. Gelin. Hadi çabuk. Hadi. Çabuk. Kulina. Kulina. Biliyorum, biliyorum. Sakin olun çocuklar. Kulina, dışarıda kıyamet kopuyor. Benim ablam yok oldu. Nasıl sakin olalım? Biliyorum. Hep bu Paris'in yüzünden. Dünyaya gittiğinde kimin yanında olduğunu gördüm Layla. Yoksa yeniden o adamın yanına mı dönmek istiyorsun? Ama bil ki yakında o yok olacak. Aynı zamanda oyuncaklar dünyası da yerle bir olacak. Tabii sen benim sevgimi kabul edersen o başka. Hayır Aris, bunu yapma. Yalvarırım. Seninle kalacağım, söz veriyorum. Layla, Layla, nihayet yeniden buluştuk. Şimdi beni sevdiğini söyle de öfkem dinsin. Bunun benim için önemini biliyorsun değil mi? Seni sevmiyorum Haris. Sus! Bunu söyleme sakın! Beni yeniden sevene kadar burada kapalı kalacaksın. Anladın mı? Sen böyle yaptığın sürece öfkem dinmeyecek Layla. Anladın mı? Dinmeyecek. Layla olmadığım konusunda ısrar edersem oyuncaklar dünyası ve dünyayı yerle bir edecek. Hakan. Onu da yok edecek. Tüm sevdiklerimi kaybedeceğim. Eğer Layla gibi davranıp onun karısı olmayı kabul edersem bu kez de ömür boyu burada esir hayatı yaşayacağım. Of, ne yapacağım? Sevgili Prens Haris, efendim. Layla hala gerçek kimliğini inkar ediyor mu? Evet. Aklınca naz yapıyor işte. Bu peri kızları hep böyle nazlı ve kırılgandırlar. Asıl siz Layla'nın bir anası vardı, onu görecektiniz. Heh. Kocasının sunduğu güllerden birinin dikeni eline battı diye adamı tam 77 sene affetmemişti. Ya ne demişler? Anasına bak, kızını al. Siz hiç merak etmeyin, yola gelecektir. Sence beni hala seviyor mu? Tabii. Evet. Periler ülkesine dönerken de ağladığını görmüştüm. Bana geri döneceğini biliyordum. Ne yapalım? Biraz nazını çekeceğiz. Onun için sürpriz bir şeyler bulmalıyım. Onu mutlu etmeliyim. Onu mutlu etmeliyim. Evet, onu mutlu etmeliyim. Onu çok mutlu etmeliyim. Eyvah. Ya gerçek Layla çıkıp gelirse? O zaman tüm planlarım suya düşer işte. Köpek balığı böyle böyle gidiyordu. Bir görsen çok güzeldi ama biraz korktum. Kaçtaydı? Can! Aa!
Sen çok oldun artık. Sen çok oluyorsun artık. Ama müdürü hanım, Can beni çok rahatsız ediyordu. İkide bir de saçımı çekiyordu. Yani dayağı çoktan hak etmişti. Asıl bir şeyleri hak eden biri varsa o da sensin. Sizi küçük sıçanlar sizi. İlk günden beri hep aynı. Alo. Of. Hakan Bey, hemen okula gelin lütfen. Emre yine kavga etti. Bekliyorum, iyi günler. Çıkın çabuk dışarı, böcekler size. Yarın da doğru disipline. Hadi bakalım canlarım. Kavga etmeyin bir daha. Olur mu? Güzel güzel oynayın. Hadi oğlum sen de. Umarım Emre'ye bir ceza vermediniz değil mi? O sadece kardeşini koruyordu. Aa, yok canım, ne cezası? Bizim okulumuzda ceza kelimesine yer yoktur. Almaz mısınız? Hayır, teşekkür ederim. İşte büyükler gibi düşünmeyen bir büyük. Tam benim kafadan ya. Bakalım senin için yaptığım güzel besteden sonra hala beni kovmayacak mısın nebahat cazısı? Öğretmenim, siz çok iyi bir öğretmen olduğunuzda sizin için çok güzel bir beste yaptım. Aa, ne şeker şey. Pes. Öğrencileriniz çok seviyor sizi, anlaşılan. Başla bakalım. Et, balık, baharat. Şişkolarım piren sesine behat. Hayat senin için ne rahat. Şişkolarım piren sesine behat. Üstün başın dökülür, sümüklerin görünür, bıyıkların hep büyür, şişkoların prensesin ne behat. Espri gücü ne yüksek çocuk değil mi? Sormayın, çok yaratıcı. Aferin Pınar. Hadi canım, seninle sonra görüşelim. Kızmadınız mı? Aa, neden kızayım ki? Müzik kulağın çok iyi, aferin. Sonra görüşeceğiz seninle sıçan. Çocuk işte. Of, neyi var bunun, anlamadım ki. Şimdiye kadar bin 20 kere okuldan kovulması gerekiyordu. Of. Of. Yok, böyle başlarda beklemezsem kavga etmekten hayatta bir şey yapamayacaklar. Buldum. Ne buldunuz? Ha, şuraya bak. İşte formül burada. Nana kedi olmaktan kurtaracak olan formül. Tabii ya. Nasıl da düşünemedim. Hemen hazırla. Hemen. İki dakika. İşte burada. Oyuncaklar dünyasında. Kim? İlayda mı yoksa? Onun kılığına girmiş birisi. Evet, baksana, bu İlayda değil. Come on.
Şoker'i benzetmeye. O halde Nana'ya bunu ben vereyim bari. Hem biraz dünya havası alırım. Buranın havası çok sıkıcı. Geç kaldım. Git gez de havalan bakalım. Hayret! Of, kesin Hakan artık her şeyi anlayacak. Of, çok feci köşeye sıkıştım. Nana! Aa! Şuşu yenge, senin ne işin var burada? Sessiz ol. Şuşu yenge, Hakan seni görmeden hemen buradan gitmelisin. Yatıya gelmedim herhalde. İksiri getirdim. Artık ikide bir de kedi olmaktan kurtulacaksın. Yavaş yavaş bağırma. Ay sahi mi? Canım benim ya. Hadi. Şu iksiri döktüm mü her şey yarın olacak. Şuşu yenge dök. Nana. Eyvah. Nana. Nana. Mısır katım yemeğe kal. Siz de kimsiniz? Nana'nın yengesiyim. Yemeğe misafir varmış galiba. Yardıma çağırdı da. Nana nerede? Şey, kedi otu almaya gitti. Ne? Şuşu yenge annemsin. Yani çok güzel salatası oluyor da o yüzden. İyi ama siz içeri nasıl girdiniz? Mutfak kapısı açıktı. Ben de sütünü verdim işte. Aa, ama beni rahat bırakın da şu yemeği hazırlayayım canım. Tamam. Sonra da geldiğim gibi sessizce giderim o kapıdan. Nana, Nana çıkabilirsin. Geldim. Hadi şu yenge, hadi. Tamam. Çok sağ ol. Hadi ben kaçtım. Bu arada Hakan da çok yakışıklı. Yardımlar için teşekkür ederim. Nana, yengen gitti mi? Evet, bana yardıma gelmişti, gitti. Ben yengen olduğunu bilmiyordum. Hakkımda bilmediğin başka şeyler de var. Ne demek şimdi bu? Hiç, ikide bir de ortadan yok oluyorum ya. Hani söz verip hiçbir şey yapmıyorum ya. Nana, lütfen böyle yapma. Nana, lütfen.